1 Nisan Pazartesi akşamında NTV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya Türkiye ve dünyaya dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek ana haber bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, yayınlarımız her zaman olduğu gibi karasal yayınların haricinde etvmanisa.com linkinden ya da Facebook'taki ETV Manisa sayfasından canlı olarak takip edebilir. Facebook'taki canlı yayınımızın altına saygı çerçeveleri içerisinde kalmak kaydıyla tüm görüş, öneri, dilek ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili seyirciler, bugün böyle biraz hani yorgunumsu, ses bir garip tarzda çıkan bir durumla karşınızdayım ama dün akşam Manisa'nın en çok seyredilen kanalı ve programı olduk Seçim Masası programında. Yaklaşık 7 saat boyunca sizlere olayın heyecanını yansıtabilmek adına artık nasıl konuştuysam sesler de gitmiş durumda. Bu sebepten dolayı affınıza sığınıyorum. Nisan ayının ilk ana haber bültenine dilerseniz ilk haberimize başlayalım sevgili seyirciler. Aylardır beklenen seçim dün akşam yapıldı ve dün gece saatlerinde Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Manisa'da da durum netlik kazandı. Üçüncü kez girdiği belediye yarışından üçüncü kez belediye başkanı olarak çıkan Sayın Cengiz Ergün bir kez daha Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı ve Manolya Meydanı'nda, düzeltiyorum, yeni adıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda sevenleriyle birlikte gece yarısı geç saatlerde kutlama yaptı. Şu anda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndayız. Şu anda gördüğünüz üzere vatandaş artık seçim kutlamalarını yapmak üzere Demokrasi Meydanı'na gelmeye başladı. Konvoyları görüyorsunuz. Herkes çok heyecanlı. Az sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün balkon konuşmasını yapmak üzere burada olacak. Tam 10 ya da 15 dakikaya kadar biraz sonra başkanımız burada olacak. 1.052.970 seçmenin bulunduğu ve ilçelerde büyük yarışın yaşandığı Manisa'da Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün kesin olmayan sonuçlara göre %53'lük bir oyla yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Orkun Şıktaşlı ise 38,9'da kaldı. MHP'nin kazandığı tek büyük şehir olan Manisa'da Cengiz Ergün'ün seçim zaferi konvoylarla ve havai fişek gösterileriyle kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden konvoy eşliğinde Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar halka selamlayarak gelen Başkan Ergün ve ailesi vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmanızı istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler halkına teşekkür ediyorum. Kampanya boyunca yanımızdan ayrılmayan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kazanan şehzadeler olmuştur. Bu seçimin kaybedeni olmamıştır. Biz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da oy veren oy vermeyen ayrımı yapmadan tüm şehzadeler halkının hizmetkarı olmak için çaba ve gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Gönüller kazanmak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin en ufak bir tereddüdü olmasın diyorum. Teşekkürler şehzadeler, teşekkürler Manisa diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi paylaşmanızı istiyoruz. Türkiye'mizde, Manisa'mızda bir demokrasi şöleni yaşandı. Halkın kararı sandığa yansıdı. Manisa'mızda ve ilçelerimizde meydana gelen sonuç başımızın üstünedir. Halkımızın tercihi başımızın üstünedir. Bugün bayram havasında bu sonucu kutluyoruz. Manisa'mız için, ülkemiz için hayırlı olsun. Ben daha önce de söyledim. Ben Manisalı'nın, Türk milletinin ferasetine doğru karar vereceğine zaten en baştan beri inanıyordum. Yine aynı şekilde oldu. Bu Cumhur İttifakı'nın hem Manisa'da hem de Türkiye'de ezici bir üstünlüğüyle, ezici bir zaferle sonuçlanması da hem dış mihraklara hem de 2-3 belediye fazla almak adına olmayacak işlere karışan birçok herhalde partiye, parti liderine bir ders olmuştur. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı yine geçmişteki aldığı oy oranının altına düşmeyerek bütün dünyaya buradan mesaj vermiştir diye düşünüyorum. Evet, hayırlı olsun. Manisa merkezde hem Büyükşehir'de hem Yunusemde de hem de Şehzadeler'de seçimi almış görünüyoruz. Manisa'ya hayırlı olsun, şehirlerimize hayırlı olsun. İnşallah aynı aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Eyvallah, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mutluyuz. Hakikaten en büyük şehirde Cumhur İttifakı olarak hem de merkez ilçelerimizde ve birçok ilçede seçimi zaferle neticelendirdik. Milletimize teşekkür ediyoruz. Milletimiz her zaman en doğru kararı vermişti. Vermeye de devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreç artık hizmet zamanıdır. Belediye başkanlarımız kimseye ayırt etmeden milletimize hizmet etmeye, biz de milletvekilleri olarak
ilimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan coşkulu kalabalığın Büyük Başkan tezahüratı altında vatandaşlara seslenen Başkan Ergün Seç şunları söyledi. Bu akşam Cumhur İttifakı'nın zaferi. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Sağ olun. Duygu ve düşüncelerinizi paylaşmanızı istiyoruz tüm vatandaşımızla. Sağ olun. Her şeyden önce bütün Manisalı hemşehrilerime buradan çok teşekkür ediyorum. Bana oy vermiş vermemiş demeden yaklaşık 10 senedir 2 dönem belediye başkanlığı yaptık. 2009'da bu Manisalı hemşehrilerim bana destek verdi, başkan yaptı. 2014'te ilk defa kurulduk bir büyükşehir belediyesi olarak. Yine bana güvendiler, yine destek verdiler. Ve Manisa tarihinde ilk defa, üçüncü defa bir belediye başkanı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bana oy vermiş, vermemiş demeden bugüne kadar hizmetlerimizi demek ki vatandaşımıza iyi yansıtabilmişiz, götürebilmişiz ki sonucunu bana bugün yine sandıkta %40'tan 53'e taşıyarak en büyük güçleri destek verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Kaldığımız yerden 2009'dan 2014 ve 2019'a geldiğim bugün itibariyle yine aynı şekilde hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Rabbim utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Yolunuz açık olsun başkanım. Sağ olun. Başarı her şey için teşekkür ediyorum. Teşekkür. Tabii önemli bir nokta benim için en güzel. 17 ilçenin tamamında büyükşehirde ikinci olmadan hepsinde birinci olmuş olmak benim için ayrı bir gurur. Bütün ilçelerimize, bütün 1088 mahallemize hepsine buradan teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var teşekkür olsunlar. Ediyorum. Biz de bu güvene layık olacağız inşallah. İnşallah başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Sağ olun. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü olan 2023 Türkiye'sine Cumhur İttifakı'yla inşallah hep beraber buluşacağız. Sevgili seyirciler, büyükşehir ve 17 ilçenin sonuçlarını an be an dün akşam seçim programımızdan izledi Manisa. Buradan bizleri izleyen değerli izleyenlerimize yorumlarıyla bizleri hiç boş bırakmayan ve tüm yorumları okumaya özellikle hassasiyet gösterdim. Binlerce vatandaşımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum sevgili seyirciler. Seçimler geldi geçti. Hani Kürtçü dükkanına dönmek diye bir tabir vardır ya, artık yavaş yavaş ekonomiye dönmemiz lazım. Dilerseniz ekonomik verileri de an itibariyle sizlerle hemen paylaşayım. Çünkü artık bu saatten sonra